Evet, bir yanda dedektifimiz, bir yanda evlilik ve ilişki uzmanımız var. Nerede kalmıştık? Savaş Bey reklama giderken dedim ki seyircilerimize ayrılmayın, bu soruları soracağım diye. Aldatılan kadın aldatıldığını gördüğü anda, bakın şunu soruyorum, ne yapmamalı? Evet. Neye dikkat etsin? Şimdi aldatıldığını öğrendiyse öncelikle yöntemleri şunlar olabilir. Bir, mesela adamı yakalayıp delil oluşturabilecek bir platform hazırlaması lazım. Öncelikle kendisine bu. Bir delil topla diyorsun. Bir delil toplayacak ama delil toplarken günlük hayatından hiçbir farklılığı olmaması lazım. Eşi bunun farklı hareketlerinden şüphelenip olayı durdurabiliyor bazen. Bunu görebiliyoruz. Çaktırmadan o zaman. Çaktırmayacak ve sessiz normal hayatına devam edecek. Tamam. Evdeki o tedirginliği, o kavgaları aynı rutin şekilde devam edecek. Bu yakalayana kadar devam eden bir süreç olması gerekiyor. Biz bunu öneriyoruz. Tamam. Geliyor mesela hanımefendiler, diyoruz ki kesinlikle eşini belli edecek hareketlerde bulunma. Normal hayatının üzerinde farklılık yapma. En azından akşam adam eve geliyor, örnek veriyorum. Geliyor, banyosunu yapıyor, bunu rutin hale getirmiş. Bir saat televizyon izliyor falan. Ondan sonra telefon çalıyor. Telefon çalınca kavga başlıyor. Sen nereye gidiyorsun? Sakın bunu ya gidebilirsin şekline dönüştürme. Dönüştürdüğün zaman ya bu kadın her gün benimle kavga ediyordu, bugün niye kavga etmiyor diye şüphelenip o gün o işlemi yapmıyor, akşam eve dönüyor. Yani bir rutinin dışına çıkma. Rutinin dışına delil çık. Delil toplarken. Tabii. Peki. Delil Ama sonra? Şimdi bununla ilgili ne yapmaya karar ver? Öncelikle şunu soruyorum ben. Sen yakalarsan ne yapacaksın? Boşanacağım. Boşanacağım diyorsa ondan sonra devam ediyoruz. Akşamları, özellikle akşamları kocası eve dışarı çıktıktan sonra ona izin versin. Onu yakalayabilecek bir sürü şeyler var. Yani yöntemler var. Bu yöntemleri kullanabilir. Bunların neler olduğunu ona anlatıyoruz biz. Hı. Ne yapabilirsiniz? Bir kere eşinizin bilmediği bir akrabanızın bir aracını alabilirsiniz kullanıyorsanız. Araç kullanmıyorsanız bir araç kiralayabilirsiniz. Günlük bir araç kiralayabilirsiniz. Arabası hareket ettikten sonra onu rahatlıkla takip edebilirsiniz. Ama yaya takiplerinde tabii çok zor, yaya takipleri. Mutlaka yardım alması lazım aile bireylerinden. Eşin kendi yakalaması gerekir. Onun haricinde yakalama sıkıntılı. Yani delil niteliği kazanmaz. Eş kendisi yakalayacak, kendi fotoğraflayacak, kendi videoya çekecek. Tamam. Veya herhangi bir akrabası tarafından da olabilir bu. Akşam evden çıktı, arabasına bindi ve siz bir yardım vasıtasıyla, akrabanız olur, babanız olur, anneniz olur, bir yardım vasıtasıyla takibe başlarsınız. Tabii. Yakaladıktan sonra dahi o görüntüleri alıp o gece onunla kavgaya oturmayın. Artık siz delili toplamışsınız. Bakın dışarıdaki el ele dolaşmak, bir erkek tarafından aldatanı konuşuyorum, el ele dolaşmak, bir kadına sarılması, bunlar bir boşanma sebebidir. Sadakatsiz yaşam aile birliğini bozmaktan dava açıp ve direkt bir boşanma işlemi yapabilirsiniz. Hı hı. Ama o adam kadını aldı, herhangi bir eve girdi ve siz bunun peşindesiniz, izliyorsunuz. Videoya çektiniz telefonunuzdan, adam kadınla birlikte girdi. Onu orada bırakıp gitmeyin. Tamam, ben bunu çektim. Ya tabii kadınlar ona çok da fırsat vermiyor, o da arkasından giriyor ama bunu yapmayın. Eğer delil toplayacaksanız, boşanmak istiyorsanız. Şimdi anlatacağım çok önemli bir şey var burada. O yüzden bunu biraz açıyorum. Girdi, onun çıkışını bekleyin. Çıkışını da çekin. Çünkü bakın bir eşlerden birisi başka bir bayanla, bayansa erkek, erkekse bayanla herhangi bir eve veya otele gidip konaklama yapıyorsa bu zinadan suçtur. Ve en ağır suçtur.
zinayı kanıtladığınız zaman boşanmalarda kesinlikle tazminat alma hakkınız doğar. Diğerinde tazminat hakkı yok. Sadece zinada, tam suç denilen zina suçunda tazminat alma hakkınız doğuyor. Peki, bunu da bu mesela şekilde kadınlar az önce dediniz ya, kapıda beklemiyorlar genelde. Erkeğin de peşinde gidip o anda basıyorlar. Arbede yaşanıyor, kavga çıkıyor ya falan. Ya da in aşağı diye telefon açıyor. En çok kadınlar burada hangi hatayı yapıyorlar ve ne yapmamaları gerekiyor? İşte İhanet eden erkeği yakaladıkları zaman. Öncelikle ne yapmak istediklerini kendilerine sormamız lazım. Ne yapacaksın? Ya biz bir ispat istiyoruz, yüzleşmek istiyoruz o anda. Yüzleşemiyorsunuz işte. Orada mesela bir hanımefendiye biz danışmanlık hizmeti verdik. Kendisi takiplerini yaptı. Orada başımıza da bir sürü iş geldi. Yani dedik ki bak, burada izleme yapıyorsunuz. Arabasına cihaz da koydu, böyle kamera koydu. Kameradan tam araba, eşinin arabasının karşısına çekti arabasını. Bekliyor. Yani orada artık sükuneti korumak zorundasınız. Ama bunu kadınlar tabii agresif davranıyor. Hemen zıplıyor diğer kadına, hareket yapıyor. Dedim ki bak, sakın yapmayın. Çünkü ciddi bir tazminat alabilirsiniz artık bu saatten sonra. Çünkü evini de bulmuş, eve girerken de çekmiş. Artık son fotoğrafları, videoyu çekin. Bundan sonra iş bitsin. Tamam dedi. En zor yer orası ama zaten. Ama onu uzaklaştıramadık. Yapmayın dedik. Yani zaten elinizde bütün de. Yok dedi Savaş Bey, ben bunu artık alacağım. Bunu son bir fotoğrafını. Aslında o bizi orada kandırdı. Bizi oraya özellikle getirtirdi. O kadına dalmak için, yani o kadar net söylüyorum. Tabii. Geldi adam, kadınla el ele çıktı, onu bir gördü. İş bitti zaten. Yani o arabada onu tutmanızın imkanı tamam. Yok. Tam bu noktada mesela biz niye adama değil de öteki kadına saldırıyoruz? İşte üçüncü şahsa saldırıyoruz. Çünkü kocamıza her ne olursa olsun, o geçmişte bana aşıktı ya, benimle evlendi ya, bu benim kocamın kusuru değil, o kadın yüzünden oldu. O kadın benim kocamı ayarttı. O kadın bunlara sebep oldu diye onu düşman belliyoruz. Hatanın en büyüğünü yapıyoruz aslında. Senin derdin kocanla. Evet. Kocan senin evliliğine aykırı iş yapıyor oysa. Peki Savaş Bey, bunun önlemini nasıl alabiliriz? Yani şurada kadınlar... Bir şey hatırlatabilir miyim? Çok önemli bir şey bu. Şimdi kadınlar bunu yapıyor. Üçüncü şahsa saldırıyor. Anladın? Biraz anlattım. Evet. Suçtur o. Şimdi tabii canım, suçtur. Suçtur. Şimdi eskiden yaklaşık herhalde bir yıl, 1,5 yıl oldu. Üçüncü şahıslar bundan bağımsız hale geldi. Eskiden eşinizin aldattığı kadına da dava açabiliyordunuz. Şimdi açamıyoruz. Şimdi açamıyorsunuz. Bunu yani bilmeleri lazım kadınların. Kadın, yani üçüncü şahsı şimdi saldırdığı zaman suçlu sen tabii, alıyorsun. Tabii saldıramazsın yani. Evet. Ne olursa olsun yani, eşin de olsa, eşin de problemini hallet. O şahsa saldırdın mı suç tabii ki. O yüzden hep stratejik olmak lazım. Hep stratejik. Ben hep öneriyorum. Danışmanlık yaptığım bütün hanımefendilerde şunu söylüyorum. Yani bu dakikadan sonra adam zaten her şeyini bitirmiş, ayırmış, her şeyini yapmış. Bu dakikadan sonra sizin için, sizin hayatınızı düzenleştirebilecek, düzenleyen, çocuklarınızın refahı, kendinizin refahı için siz artık bu olayı kullanmanız gerekir. Peki aldatılmamak için nasıl takip etmek, ne yapmak gerekir? Nasıl önlem alınabilir mi? Ya erkeklerde çok zor. Yani dediğim bırakalım gibi, o zaman. faktörler farklı oluyor. Yani ama kadınlar da, ben kadınlar çok daha evine, ailesine bağlı. Yani bir kadın hayatını bir erkekle bitirebiliyor ama bir erkek bir kadınla devam edemiyor. Yani bu genel anlamda demiyorum. Bizim çalıştığımız istatistiklerde böyle. Kadınlar biraz da ilgisiz bırakmasınlar eşlerini. İlgi şart. Ya ilgi, en büyük sebep bence ilgisizlik. Hocam bana anlatır mı? En temel şeylerden bir tanesi. Telefonumuz çalıyor. Bakalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar Nur Hanım. İyi yayınlar diliyorum size. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş buldum. Benim durumum biraz farklı. Farklı bir aldatılma. Ben de danışmak için sizi aradım. Ne gibi farklı aldatılma benim, derken? Ben yaklaşık 24 yıldır evliyim. Benim eşim de sürekli kredi çekiyor. Benden haberli veya habersiz. Kredi şimdi çekiyor. Bana kredi çekiyor. Hı. Yani sebebin sorduğunda ben sizin için yapıyorum. Diyorum, hani çeviremiyorsam ver yapayım.
Ben ikimiz de çalışıyoruz. İyi gelirimiz de var. Kira geliyor. Nasıl bunu hala çeviremiyoruz? Çocukların taksidi, şu bu. Bir sürü bahane var. Yani biraz köşeye sıkıştırdığımda farklı bahaneleri hazır hemen. Nasıl baş edeceğini bilemiyorum. Kredileri çekiyor da kendisi mi ödüyor, size mi ödettiriyor peki? Kendisi ödüyor. Ama şöyle bir durum var. Benim ona yardımcı olmak için çektiğim dönemler oldu. O da hadi dedim bir kere bu hataya düşmüş, beraber çıkalım bu işin içinden diye ev almıştık o dönemde. Evet. Sıkıştığını hissettiğim için ben de yardımcı oldum. Ama bitti, dedim bundan sonra yapma bunu. Ne olursa beraber yapalım, benim bilgim olsun. Ama benim eşim biraz çocuk ruhludur. Yani ben iki değil üç çocuk büyüttüm bu yüzden evliliğim boyunca. Ben baş edemedim en sonunda, artık evden kovdum, gidebilirsin dedim ya, ama tabii gitmiyor, bana telefon ediyor, dışarıda üşüyorum, beni eve al, yani o kadar sana çaresiz kaldım ki güleyim mi ağlayayım mı bir şaşırdım. Allah kolaylık versin, bu da zor, ne yapsın yani, bahis falan eşinizin gönlü cebinden daha zengin yalnız. Bakın. Ben zaten ben sizi mutlu etmek için yapıyorum. Ha, düşünüyorum ben çok, çok masraflar yapan tabii. Bir insan değil, zaten çalışıyorum. Peki ne yapması gerekiyor? Eşinin gönül zenginliğini şu anlamda kullandım ben. Mesela karısını mutlu etmek için cebinde vardır 50 lira. O 500 liralık şeyi alarak karısının mutlu olacağına inanırsa gider borç bulur, harç bulur. Yeter ki karısı, çocukları o anlık mutluluğu yaşasın. Bu ama kısıtlı bütçe sahibi olanlar da büyük tehlikedir. Çünkü sizin ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gerekirken eşinizin bu gönül zenginliği sebebiyle sizi mutlu ettikçe mutluluk hazzı alacağı için bu yanlışları yapıyor. Ekonomik olarak bütçeyi kesinlikle siz yöneteceksiniz. Onu yanınıza alıp o çalıştığı bankaları tek tek gideceksiniz. Benim öyle danışanlarım var, yolluyoruz. Diyeceksiniz ki ben eşiyim. Benim onayım olmadan kredi verirseniz sorumluluk kabul etmiyorum. Dilekçesini de verecek. Gerekirse kartları size verecek. Çocuk gibi. Siz yöneteceksiniz. Aynı çocuk. Vallahi çocuk. Aynı çocuk. Ama gönlü zengin, cebinden daha çok. Alo.